Tepki değil, yaklaşım gösterin. Kızgınlığı hızla aşmak. Birisi size hoşunuza gitmeyen bir şey söylerse ne yaparsınız? Ne cevap vereceğinizi bilemediğiniz için susup kalır mısınız? Yoksa ağzınıza geleni söyleyip sonra pişman mı olursunuz? Yoksa vermeniz gereken tam cevabı evinize dönerken yolda mı düşünürsünüz? Birisi size bağırdığında ya da sorumlu olmadığınız bir konuda sizi suçladığında savunmaya geçmeniz doğaldır. Bu haklı değil diye düşünürsünüz. Ya da görgüsüzün biri veya bana bununla uğraşacak kadar çok para ödemiyorlar dersiniz. Bu tepkiler anlaşılabilir olmakla birlikte sadece durumu daha da kötüleştirir. Niçin? Hissettiklerinizi hiç düşünmeden dışa vurmak bir karşıtlık ortamı oluşturur ve olumsuz duyguları tırmandırır. Gerçekte duyduğunuz ilk tepkinizden yola çıkmak her zaman faydadan çok zarar getirir. Bu andan itibaren hedefiniz konuşmadan önce düşünmektir. Bu bölümde sunulacak bazı teknikler sayesinde sözlü saldırıya uğradığınızda otomatik olarak kötü sözler sarf etmekten kendinizi alıkoyacak ve önce ne yapmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Kendinize önce şunu sorun: Ben olsam ne hissederdim? yapmış olduğum bütün yanlışlar, tanık olduğum bütün saçmalıklar, işlediğim bütün hatalar düşünmeden davranmış olmamın sonucudur. Düşünerek davranmayı nasıl öğrenebilirsiniz? Birisine kızdığınızda muhtemelen olayları kendi bakış açınızdan gördüğünüzü bilirseniz bu hiç de zor değildir. Olayları öteki kişinin bakış açısından görebilmek için şu empati cümlesini kullanın. Ben olsam ne hissederdim? Onun yerinde ben olsam ne hissederdim? Eğer bu bana olsaydı, ben ne hissederdim? Bu cümlenin gücü, size olayı öteki kişi tarafından yaşamak fırsatı vererek husumeti ortadan kaldırmasındadır. Öteki kişinin davranışından hoşlanmayabilirsiniz. Empati cümlesi onu anlamanıza yardımcı olur. Konfüçyüs'ün dediği gibi, kişi ne kadar çok bilirse o kadar affeder hoşa gitmeyen davranışa, neyin yol açtığını bulmaya zaman ayırmak, onu affetme yolunda atılmış bir adımdır. Hiddeti empatiye dönüştürün. Empati olgunluğun en iyi göstergelerinden biridir. Annem üç yıldır huzur evinde kalıyor. Her cumartesi kendisini ziyarete gitmek bana çok zor geliyordu. Bütün yaptığı her şeyden şikayet etmekti. O da arkadaşından şikayet ediyordu. Kendisini kimsenin görmeye gelmediğinden şikayet ediyordu ağrı ve sızılarından şikayet ediyordu. Sonra kendime şunu sordum. Haftanın yedi günü, günde on sekiz saat yatakta yatıyor olsam, ben ne hissederdim? Bir metre ötemde televizyonu kendi düşüncelerimi bile duyamayacağım kadar çok açan, hiç hoşlanmadığım birisiyle yaşasam, kendimi nasıl hissederdim? Günler geçip gitse ve çocuklarımın hiçbiri bir saat olsun beni görmeye gelmese neler hissederdim? Her sabah uyandığımda içim acı da olsa, ve bu durumun hep böyle devam edeceğini düşünsem, ben ne hissederdim? Ben olsam ne hissederdim sorusu, bence sıkıntımdan kurtulmama yardımcı oldu. Annemin günlerini neye benzediğini gözden geçirmeye zaman ayırdığımda ve bir an için durup onun benim için bütün yapmış olduklarını düşündüğümde, onunla birkaç saat geçirmenin ve ona destek olmanın yapabileceğim en az şey olduğunu anladım. İnsanların size davranış tarzından hoşlanmıyorsanız tercih edebileceğiniz iki yol vardır ya hiç düşünmeden karşılık verirsiniz ve aklınızın bir parçası onlarda kalır ya da bir saniye durup olayları onların açısından gözden geçirirsiniz ve aklınız huzur içinde kalır